geçeri ilkat ve kainattaki karşılıklarını bul. Bu da çok çok kullandığımız bir yöntem. Kainattaki o karşılıklara da baktığımızda konuyu çözmemiz kolay konu oluyor. Yani benim bir konum var, kainattaki karşılığını buluyorum. Ondan sonra da insana geçiyorum. Yani bunlar böyle birbirine atlama tahtaları gibi çözmek için şeyler, çözme yöntemleri yani. şeceri ilkat ve kainattaki karşılıklarını bul. Bu da çok çok kullandığımız bir yöntem. Ne yaptık? Enfüsteki karşılıklar, dimadaki karşılıklar daha özelde. Bir de işte o enfüsün karşılığı gibi şeceri ilkat ve kainattaki, benim haricimdeki, afaktaki tabir caizse karşılıklarını da bulmak. Çünkü üstad diyor ki kainat ve insan ve Kur'an diyor. Hepsi bunlar kardeştir, ikizdir, şeydir. Birbirleriyle parçadır, aynı şeyler. Büyüsen insaniyet kübra, işte kainat kübra, kainat sura, insanı kübra insanı sura şeklinde ifade ediyor. Büyüsen insanı kainat olacak, kainat küçülsen, ruh koysan insan olacak şeklinde diyor. Demek ki üstad bakın böyle bir ilişki veriyorsa demek ki oradaki burada, buradaki orada var. Zaten orada ilişki olduğunu da söylüyor yani üstad. O birbirleriyle aynı ilişkide olduğunu söylüyor. Biz de bunu metot olarak, anlamak metodu olarak kullanabiliriz. Şimdi şecere hilkat haritamız, bunun tabii büyük bir uzun yapılmış bir şeceli ilkat haritası var. Şeceli ilkat ne demek tabi hiç bilmeyenler için? Yaratılış ağacı demek. Cenab-ı Hakk'ın dışındaki bütün varoluşun yaratıldığı bir sistem var. Ve Cenab-ı Hakk'ın da anlamamız için cenab Hakk'ta da işte şurada gösterildiği gibi esma, sıfat, şunat, mahiyet diye anlamak için getirilmiş, Cenab-ı Hakk'ı da anlamak için konulmuş bazı şeyler var, kavramlar var. Bunun bütün zaten şecelikat dediğimiz kısım aslında burası. Bu tarafta bununla olan ilişki tarafını gösteriyor. Yani yaratılan tüm sistemin kendi arasındaki bir yapılanması var. Bu şecer-i hilkat diye geçiyor. Biz bir konuya baktığımızda nasıl enfüsümüze bakıp kendimizdeki karşılıklarını bulduysak da aynı şekilde bunun da kainattaki karşılığını veya şecer-i hilkattaki karşılığını bulmamız gerekiyor. Çeceli katlediğimiz nereden başlıyor? Ki bu külliyatta bunların e, ilişkileri farklı şekilde ifade edilmiş. alem şehadet, yedi kat sema, alem berza, kafnun tezgah, alem levh-i kürs, daire-i hayat, daire-i ilim, cennet, cehennem, arş, levh-i arş-ı azam ve Kab-ı kavseyn, ta mecul dediğimiz imkan vücub ortasına kadar gidiyor. Bu şeceli katı oluşturuyor. Biz bir konuya baktığımızda kesinlikle bunlarda kainattaki bir karşılıkları da var. Nereye bakıyor, ne şekilde? Bunu öğrendiğimiz sürece ve buna baktığımız sürece de o konuda gene bize açılacaktır. Değilse e, o karşılığını bulmadan da yürüme şansımız yok. Ben de karşılığını da bulacağım, kainattaki karşılığını da bulmam gerekiyor. Mesela buradaki insanla ilişkisine baktığımız zaman alem-i şehadet cesede bakar insanda. Kürs nefse bakar, arş kalbe bakar, lef-i mahfuz dimağa bakar, arş-ı ruha bakar, mecul dediğimiz kısımda eneye bakar. Mesela böyle de bir ilişkisi kendi içerisinde vardır. Bu, bu şekilde böyle yukarıya doğru giden şekil olduğu gibi aslında böyle iç içelik yapısını da gösteren en içte alemi şehadet, yedi kat sema, işte mahiyet zatiye kadar giden bir işte rubiyet tarafı, bir uluhiyet tarafı gibi de ayrılmış. Böyle bir ifade edilmiş hali de var. Biz bir konuya baktığımızda işte bu arş mı bakar, mecule bakar, kürse mi bakar, işte Lefi i mı bakar bir şeklinde kainattaki o karşılıklara da baktığımızda Konuyu çözmemiz konu oluyor. Yani benim bir konum var, kainattaki karşılığını buluyorum, ondan sonra da insana geçiyorum. Yani bunlar böyle birbirine atlama tahtaları gibi çözmek için şeyler, çözme yöntemleri yani. Burada mesela yapılmış böyle bir tablo da vardı, bu da güzel. Şecerikatteki o karşılıklar şeklinde. İşte Mecül, Fena fillah, Fenay filla, fena mutlaka, Meşhudiye sırrına, Esmalarda Allahu ehade, Esmaların zuhuratında Evamir tekbiniye. Arş-ı basar sıfatına bakıyor. Şeffafiyet sırrına, fert ismine bakıyor. İmkan vücub ortasına bakıyor. Esmaların zuhurat noktasına. Levh-i mahfuz kelama, malumiyet sırrı hakem, malumiyete. Ondan sonra arş, hayata, nurane sırrına bakıyor. Daire ilim, daire hayat, kürs, irade, imtisal sırrına. Mesela bu böyle bir çalışma yapılmış. Yani buradaki ilişkileri çıkartarak. Bunlar hani değişebilir, baktığın yere göre de bazen farklı arz etse de. Ama ne var? Kainat ve esmalar, sıfatların ve insandaki karşılıkları şeklinde böyle bir şekilde tablolar yapmak mümkün. Çünkü böyle bir ilişkisellik var. Biz de çalıştığımız zaman bunlara bakmamız gerekiyor. Yani bu şekilde şey yapabiliyoruz. Demek ki ben bir mevzuda baktığımda bu şeceri acaba neye karşılık gelir, neyle ilişkisi vardır diye bakmak benim her zaman mevzuyu anlamamda büyük bir katkısı olacaktır. Bunu da bu ilişkilerle e, ne ne olduğunu şecelikat haritasını da inceleyerek orada da zaten bazı ilişkiler var. Onları yakalayarak bunu meleke haline getirebiliriz. Yani bunu inceliyorum. Mesela işte ihlas şuraya bakar. İhlası eten buraya bakar. Kainattaki karşılığı. Biri arşa bakar, biri arşa azama bakar. Mesela hani ilişkiyi bulduğun zaman onlara yani ben ihlastayken arşa arştaki bir sisteme bakıyorum ama ihlası ı Etem'de arşa azama bakıyorum. Yani şu an bilmiyorum yani bilerek söylemedim ama gibi mesela çalışırken böyle bir şey yakalanabilir o sisteme bakarak. Şimdi diğer bir konu şöyle. Bunlar da şöyle bir bakış açısı bunlar da aslında. Konuya nasıl bakalım ve nasıl izah edelim birkaç tane kullanılacak yöntem olduğu için bunları da aldık.